Ben Emre Kırbık, Düğün.com kurucusu ve yöneticisi. Bugün Kariyer.net yayında programının Dijital Ekosistemde Yükselen Meslekler adı altında dijital ekosistemi konuşacağız. Hangi meslekler gerçekten çok değerli? Hangi meslekler sizin için ve biz işverenler için çok önemli ve gelecek 10 yılda bunların değeri daha da artacak. Bunları konuşuyor olacağız. Yayının sonuna doğru sanırım ben bir yarım saat 40 dakikalık bir programım var. Daha sonra soru ve cevaplarınızı, yani sorularınızı alabilirim ve bunları cevaplamaya çalışacağım. Bu sorularınız sizin için anlam veya da merak ettiğiniz her şey olabilir. Özel sorular olabilir, sorabilirsiniz. Yani sizin hakkınızda bilmenizi istediğiniz sorular. Ben de bir işveren gözüyle bunları cevaplamaya çalışayım. Ve size destek olabilirsem bir sonraki işinizde ya da şu andaki işinizde ne mutlu bana. Öncelikle ben kimim biraz ondan bahsedeyim. Daha sonra düğün.com benim kurucusu ve yöneticisi olduğum şirketten bahsedeceğim size. Daha sonra iş bulmanız, iş kurmak, ilk işinize nasıl başlamalısınız, nasıl ilk iş bulunur ya da var olan işinizde nasıl yükselebilirsiniz, şirketiniz için değer yaratan çalışan nasıl olursunuz? Yine bu konularda size fikirler vermeye başlayacağım, vermeye çalışacağım. Bunun dışında teker teker şu anda çok önemli, biraz önce söylediğim mesleklerden ya da işlerden ya da sizin pozisyonlarınızda olmak istediğiniz pozisyonlardan bahsedip bunlar için gerekli özellikleri ya da bu meslekleri biraz anlatmaya çalışacağım. Tabii ki bunların geneli ve tamamı dijital sektörde olacak. Şu anda biraz bekliyorum ki çok katılan var. Biraz sayı artsın diye. Ama ben yavaştan başlayayım isterseniz. Tekrar kendimi tanıtayım. Emek Kırbıyık. Düğün.com'un kurucusu ve yöneticisiyim. Ben Antalya'da doğdum ve büyüdüm. Üniversiteye kadar da Antalya'da, Antalya Lisesi'nden mezun oldum. Çok güzel bir eğitim aldığımı düşünüyorum. O yıllarda özel okullar yoktu ama Antalya Lisesi çok iyiydi ve çok güzel arkadaşlıklarım ve dostluklarım oldu. Üniversitede İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünü kazandım. Mimarlık Fakültesi'ne bağlı harika bir okuldu. Taksim'de, Taşkışla'da okuduk. Ben orada aslında şunu gördüm. Bir şehir planlama Türkiye için gerçekten çok öne açık bir meslek değildi. Ama ben oradaki aldığım eğitimle çok genel kültür ağırlıklı bir eğitimdi. Ne yapacağıma karar verme aşamasında internetle tanıştım. Ve bir internet şirketinde part-time işe girdim. Bu işim internete bağlanamayan insanlara internet üzerinde destek olmaktı. Telefon aracılığıyla. Bu sayede insanların internete bağlanırken yaşadığı sorunları çözüp onlara destek olmaya çalıştım. Tabii burada bence en önemli kazandığım yetkinlik, özellik problem çözme yetkinliğiydi. Birkaç ay sonra sistem departmanına, yani bilgisayar ağlarının olduğu, insanın internete bağlandığı büyük ana bilgisayarların yönetimi departmanına geçtim. Orada da çalışırken anladım ki ben bir bilgisayar mühendisi değilim. Ve okullu değilim. Bunu öğrenmenin başka yolu olmalıydı. Daha iyi öğrenmenin. O sırada işletme eğitimi de alıyordum Boğaziçi Üniversitesi'nden. Bir master programıydı, bir senelik. Tam onun bitimiyle beraber Amerika'ya taşındım, Amerika'ya gittim. Orada kuzenim, teyzemin oğlu yaşıyordu ve onunla beraber kalabilecektim. Güzel bir imkan benim için. Tabii gider gitmez para kazanmam gerekiyordu. Çünkü Türkiye'den oraya gitmek ve orada yaşamak çok zordu. Ben de gider gitmez her türlü işi yaptım. Pizzacıda çalıştım, garsonluk yaptım, pizza dağıttım ve gerçekten benim için çok güzel bir hayat tecrübesi oldu.
O zamanlar 23-24 yaşındaydım ve hem İngilizce öğrenip hem bilgisayar kursuna gidip hem çalışıp hem hayatımı idame ettirmek gerçekten bana çok şey kattı ve hızlı bir tecrübe süreci geçirdi. Daha sonra bilgisayar eğitimi aldım. İşte Microsoft Certified System Engineer'de bilgisayar networkleri üzerine bir eğitim aldım orada ve bir iş buldum. Bu işim de düğünlere yemek yapan bir şirketi dijitalleştirmekti. Ve onların bütün manuel olan sistemini, muhasebeden, işte müşteri ilişkileri yönetiminden, satışın kendi sistemini yönetmesinden, düğünlere servis yapılacak yemeklerin organize edilmesine kadar her şeyi dijitalleştirme adı altında bir işim vardı. Bu işi tamamladıktan sonra patronum geldi bir gün, dedi ki emek bir şirket geldi ve seninle beraber o şirketin yaptığı işi yapabilir miyiz? Yani düğün firmalarını listeleyen bir internet şirketi kurabilir miyiz? Ben de memnuniyetle deyip cahil cesareti düğün.com'un ilk hazırlıklarını Amerika'da partyspace.com adı altında bir sitede yaptım. İş çok iyi gitti. Çok büyüdük Amerika'da. Ve ben 7 sene 2007'ye kadar orada bütün teknolojiden sorumlu bilgisayar ve yönetici olarak çalıştım. Bilgisayar yöneticisi olarak çalıştım. Sistem yöneticisi olarak. Ama 2007'de bir karar vermem gerekiyordu. Yaşım 30'du. Ya Türkiye'ye dönecektim ya da orada hayatımı devam ettirecektim. Ve Türkiye'ye dönmeye karar verdim. Ve Türkiye'ye döner dönmez de bildiğim işi, yani düğün üzerine bir internet şirketi nasıl yönetilir, bunun üzerine bir iş kurmaya karar verdim. Ve düğün.com bu şekilde oluştu. Düğün.com ne yapar? Biraz ondan bahsedeyim. Evlenmeye karar vermiş çiftler, düğün planlama sürecinde internette düğün mekanı, organizasyon şirketi, fotoğrafçı ararken düğün.com inanılmaz bir içerik sunar. Türkiye'de yaklaşık 50 bin firmanın listelendiği bir platformdur. Ve siz aradığınız servis sağlayıcıya, düğün mekanına, organizasyon şirketine düğün.com aracılığıyla ulaşırsınız. Rakamlarla anlatacak olursak Türkiye'de yılda 600 bin düğün oluyor. Evlenen oluyor. Yaklaşık 500 bin düğün oluyor. Bunun 400 bin düğün.com'u kullanarak düğün planlamasını yapıyor. Gerçekten bu alanda rakipsiz, tek site ve biz de çiftlerle firmaları buluşturarak firmalara iş yönlendiren bir platformuz. Bizi sahibinden.com ya da yemek sepeti gibi düşünebilirsiniz. Sahibinden.com nasıl emlakçılarla ev arayanları ya da ev satın almak isteyenleri buluşturuyor? Ya da yemek sepeti nasıl restoranlarla yemek sipariş vermek isteyen insanları buluşturuyor? Düğün.com'da evlenecek çiftlerle firmaları buluşturuyor diye düşünebilirsiniz. Yaklaşık 150 kişilik bir şirketimiz var. Beyoğlu'ndayız. Burada şu anda ben ofisteyim. Galata civarında bir ofisimiz var. Ve yaklaşık 13. yılımızda çok hızlı büyüyen, çok mutlu bir kültürü olan, benim ve çalışan arkadaşlarım keyifle çalıştığı bir ortam yaratıyoruz. Düğün.com'un aynı zamanda kardeş şirketleri var. Anneysem.com, anne ve çocuk portalı. Okul.com.tr'de okul arayan velilerle okulları buluşturan bir platform. Özellikle anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise arıyorsanız okul.com.tr'ye girip Türkiye'deki bütün okullar hakkında bilgi edinip gene onlara ulaşabilirsiniz okul.com.tr aracılığıyla. Bunun yanında direkt konuya girmeden önce bir de benim kendi girişimcilik serüvenlerimden bahsedeyim. Ben çocukluktan beri annem ve babamla beraber birçok iş hayatımız oldu. Antalya'da işte bilirsiniz yazları pansiyonumuz vardı, restoran çalıştırdık beraber. Benim genelde üniversite öncesi ya da üniversitenin birinci ve ikinci sınıflarında olan süreçlerimde. Bu da bana inanılmaz bir ticari deneyim kazandırdı. Bu ticari deneyimin olması benim iş hayatımda bana her zaman avantaj sağladı. Ve ben hep bir iş kurmak isteyen insan oldum. Şu ana kadar da sanıyorum hayatımda 40'a yakın iş kurdum. Aklınıza gelecek Amerika'dayken web design şirketi,
oraya halı götürüp sattım, işte tekstil ürünleri getirip sattım, oradan buraya ürünler getirip sattım. Türkiye'ye döndükten sonra da Büyün.com'un yanında hem dijital işler yaptım, hem de arkadaşlarımızla beraber otel açtık, bar açtık, meyhane açtık ve kafe açtık. Bunlarla beraber tabii çoğu kapandı ve 5-6'sı da şu anda çok sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Yani sizden bana gelecek sorularda bunları düşünebilirsiniz. Yani iş kurmak, nasıl iş kurulur, nasıl yönetilir sorularını da alabilirim. O zaman konuya geçiyorum. İlk önce biraz önce bahsettiğim gibi bizi dinleyen arkadaşlar şu anda 3-4 seçenek içerisinde olabilirler. Bunlardan bir tanesi iş kurmak. Kendi işinizi kurmak istiyor olabilirsiniz. Bir diğeri var olan bir işiniz vardır. Ve bu işte daha iyi nasıl olabilirim, daha kendimi nasıl gösterebilirim ve şirket için en değerli elemanlardan birisi nasıl olabilirim, olabilir. Üçüncü bir seçenek iş bulmak olabilir. Şu anda bir iş arıyorsunuzdur. Ve iş bulmak için neler yapmanız gerekiyor ya da iş görüşmelerinde nasıl bir kişiliğinizi nasıl göstermelisiniz, güçlü yönlerinizi nasıl göstermelisiniz ondan bahsedebilirim. En sonunda ilk işinizi arıyor olabilirsiniz. Yani ilk işinizi arıyorsunuz. Burada nasıl bir yol izlemelisiniz bundan bahsedebilirim. Öncelikle ilk iş arayan arkadaşlardan bahsedeyim. İlk iş bulmak gerçekten zor. Çoğu zaman ilk işini arayan insanlar biz nasıl bulacağız? Bizde tecrübe istiyorlar. Ve bizde yani iş bulamazsak nasıl tecrübe edineceğiz? Ve tecrübemiz yoksa nasıl iş bulacağız? Gibi bir yumurta mı tavuk mu, tavuk mu yumurta mı ilişkisine dönüyor diyorlar. Ve şikayet ediyorlar. Bence biraz haksızlar. Bunun öncesinde gerçekten yani o noktada evet haklı. Ama ondan önce hazırlık yapmak zorundalar. Bir işe hazırlanmak zorundalar. Kendilerini geliştirmek zorundalar. Kendimizi nasıl geliştiririz? Öncelikle bir sektör belirlemeliyiz. Ben ne yapmak istiyorum buna karar vermemiz gerekiyor. Buna karar vermeden önce gerçekten etrafınızdaki değer verdiğiniz, ailenizdeki değer verdiğiniz insanlarla, çevrenizdeki değer verdiğiniz insanlarla konuşmalısınız. Sizin en güçlü özellikleriniz ne? İlginiz ne? Hangi alanlarda çalışmak istersiniz? Geçmişinizde matematik yönü mü güçlü, yönünüz mü güçlü yoksa edebiyat tarafınız mı yoksa ilişki yönünüz mü güçlü? Bunları çok iyi görmelisiniz. İnsanlara sorabilirsiniz. Sizce benim güçlü yanlarım nelerdi? Bunları belirledikten sonra, sektör ve alan belirledikten sonra da bence staj almalısınız. Yani şirketlerde belli bir süre belki ücret dahi almadan çalışmalısınız. Ve iş hakkında bilginiz olmalı. Bu yatırımı yapmalısınız kendinize. Ama staj yaparken, alanları öğrenirken, sektörleri öğrenirken de elbette çok okumalısınız. Biz etrafımızda her zaman çok okuyan, kendini geliştirmeye açık ve açık beyinli insanlar ararız. Bilimsel düşünmeyi bilen, analitik düşünen, ve herhangi bir problemle karşılaştığında bu problemi çözme yetisini ararız. Yani bence bütün hepimiz 13-14 yaşından itibaren yazları 15 gün olsa bir ay da olsa bir yerde çalışıp tecrübe edinmeliyiz. İnanamayacağınız özellikler kazanabilirsiniz. Yani tabii ki şu anda 13-14 yaşında dönemeyiz ama şu anda bile bunu yapabilirsiniz. Bir kafede çalışabilirsiniz ya da bir yerde kasada çalışabilirsiniz. Bir ticarethaneyi öğrenebilirsiniz, görebilirsiniz. Bir muhasebecide çalışabilirsiniz. İşlerin nasıl döndüğünü, insan ilişkilerin nasıl yönetildiğini, oradaki patronunuzun nasıl bunları yönettiğini görüp sizin için gerçekten ilerisi için tecrübe olabilecek ve ilk işinizde kullanabileceğiniz özellikler edinebilirsiniz. Biraz önce söylemiştim genel kültür. Gerçekten birçok şey okumakla, araştırmakla ve kendinizi geliştirmekle alakalı. Ne kadar çok şey bilirseniz, ne kadar çok şey öğrenirseniz karar verme yeteneğiniz o kadar çok gelişir. Dolayısıyla ilk işinize başvurduğunuzda, ilk işe başvurduğunuz insanlar bunların hepsini hemen fark edecektir. Çünkü onların işleri o. Yani sizin gerçekten
kendinizi yetiştirdiğinizi, gerçekten ihtiyacınız olduğunu, gerçekten o işte çalışırsanız o şirkete faydalı olacağını hissetmeleri gerekiyor. Eğer bu hissi verebilirseniz bingo, elbette ilk işiniz başlamış olur. Burada tabii ki ilk işinize girdiniz, hemen o zaman var olan ya da herhangi bir işte yer edinmek için neler yapmalısınız, onlardan da bahsedeyim biraz. Ben kendi çalışanlarıma da aynı şeyi söylüyorum. Yani bizim çalışma saatimiz 9-6 ve insanların sosyal hayatlarının işin önüne, işin de sosyal hayatın önüne geçmesini pek istemeyiz. Hepsinin yerinin ayrı olmasını isteriz. Yani bir çalışanımız eğer sabah saat 8'de başlayıp da gece saat 12'ye çalışıyorsa bizim için iyi bir şey değil. Çünkü o zaman çalışanımızın hayatı iş olur ve kendini geliştiremez. Elbette sosyal hayat çok önemlidir. Ama ben olsam yeni girdiğim işte ilk 6 ay gece gündüz ben buradayım. Ve gerçekten bu firmayı çok ileriye taşıyabilirim hissini vermem gerekir. Çok öğrenmem gerekir, çok okumam gerekir, rakip analizi yapmam lazım, insanları öğrenmem lazım ve şirketin nasıl daha fazla büyüyebileceğini araştırmam lazım. Eğer bunları yaparsanız sizin üstünüzde çalışanlar, size karşı güvenleri çok artar. Yani çok size güven duyarlar ve işlerini daha çok size teslim etmeye başlar ve siz de daha fazla şirkette yer edinmeye başlarsınız. Herkes sizin adınızdan bahseder. Ne kadar çalışkan, ne kadar kendini geliştiren insan diye. Ve gerçekten şirketin hiç ayrılmaz bir parçası olabilirsiniz. Bu sizin şirketiniz için değeri ve önemi artarak devam eder ve sürekli yeni pozisyonlar vermek isteyen yöneticilerinizle karşılaşırsınız. Elbette pes pembe bir dünya çizmiyorum şu anda. Bunu algılayamayacak şirketler elbette vardır. Ama benim konum genelde dijital şirketler olduğu için dijital şirketler de gerçekten kafası çok açık ve kendini geliştiren insanlar üzerine kurulmuş şirketler olduğu için bence bunun değerini göreceklerdir. Ve siz eğer bunları dediklerimi yaparsınız, çok okursanız, kendinizi geliştirirseniz, analiz yaparsanız, şirketinizi nasıl büyütebilirsiniz, nasıl kendinizi gösterebilirsiniz konularına odaklanırsanız sizi fark edeceklerdir. Bir diğer arkadaş grubu da ilk işi olmayan ve yeni bir iş bulmak isteyen arkadaşlar olabilir. Elbette biz yani işverenler olarak işe alım yapacağımız zaman baktığımız en önemli konulardan bir tanesi iyi bir eğitim ya da iyi bir tecrübe. İkisinden bir tanesi. İkisi olursa harika. Ama ikisinden birisini eğer yakalarsak burada bir fırsat vardır diye düşünebiliriz. İyi bir geçmişten, iyi bir tecrübeden kastım. Çalıştığınız firmalarda ne kadar faydalıydınız ve o firmaya ne noktalarda gerçekten yararınız oldu? Çalıştığınız departmanda kaçıncıydınız? Gerçekten bunu analitik olarak tutabiliyor muydunuz? Bu faydayı gösterebiliyor muydunuz firmaya? Neden kendinizin başarılı olduğunu hissediyorsunuz? Bunlar bizim için, işverenler için çok değerli bilgiler. Çalıştığınız şirketi ne kadar iyi tanıyorsunuz? Size sorular sorduğumuzda, detaylı sorular sorduğumuzda bunları biliyor musunuz? O şirkette ilişkiniz nasıl? Neden o ilişkiden çıkmak zorunda kaldınız? Bunlar bizim için çok önemli bilgiler olabilir. Çünkü bu sorunun cevaplarında sizi tanımaya çalışıyor olacağız. Yani kolay vazgeçen bir insan mısınız? Ve tuttuğunu koparan bir insan mısınız? Kendinizi geliştiriyor musunuz? İşten ayrılma sebebiniz kendinizi geliştirmek ve daha kendinizi ifade edebileceğiniz bir işe katılmak mı, girmek mi? Buralar bizim için detaylı olarak öğrenmeye çalıştığımız noktalar olabilir. İş bulmadan, yani yeni bir işe başvurduğunuzda ilk önce yapmanız gereken şey gerçekten, yani bu ilk yapılması gereken ve genelde çalışanların çok az yaptığı başvurduğunuz şirketleri çok iyi araştırmanız. Hangi pozisyonların olduğu ve o pozisyonlarda neler yapıldığı, sektörün nasıl olduğu, sektördeki rakiplerin kimler olduğu, sektörün dinamikleri, dünyada
O işle alakalı kimler var, hangi firmalar var ve bu firmalar ne kadar başarılı ve bu firma ne kadar başarılı, bunların hepsini incelememiz gerekiyor. Eğer konuşma sırasında bu incelediğinizi karşınızdaki işe alımcılar öğrenirse, inanın yani çok bilinen ama az yapılan bir şey karşınızdaki direkt etkilenir. Çünkü insanlar değer görmek ister ve sizin işe alımda görüştüğünüz insanlar da sizin şirkete değer verdiğinizi görmeniz dahilinde sizin kredinizi arttıracaktır. Bu gerçekten daha önce bu işle alakalı olarak tecrübeniz olup olmamasıyla ve sizin yetenekleriniz kadar değerli bir durum olabiliyor biz işe alımcılar için. Dolayısıyla iş bulmak isteyen arkadaşlar, öncelikle ne yapmak istediğinize çok iyi karar vermeniz gerekiyor. Hangi şirketlerde çalışmak istediğinize çok iyi karar vermeniz gerekiyor. Daha önce çalıştığınız şirketlerle ilişkilerinizi çok iyi yönetmeniz gerekiyor. Ve bütün bunları çok iyi bir şekilde iş görüşmelerini anlatmanız lazım. İş görüşmelerine çok iyi hazırlanmanız lazım. Ve bu iş görüşmelerinde mütevazi olup da, yani bazen bunları da duyuyoruz. Ya ben işte çok kendimi anlatabilen bir insan değilim diyebiliyor çalışanlar, iş görüşmelerine çalışan adaylar. Ama bence iş görüşmeleri mütevazı olmamanız gereken ve kendinizi gerçekten en iyi özelliklerinizi çok iyi anlatabileceğiniz ve kendinizi çok iyi dile getirebileceğiniz yerler olmalı diye düşünüyorum. O yüzden en güçlü alanlarınızı hikayeleştirerek ya da güzel dile getirerek anlatmanız sizin için çok faydalı olacaktır. Biraz önce aslında ilk iş deneyiminizde, varlığın içinizde yer edinmenizin nasıl olması gerektiğini de biraz anlattım. Ama çalıştığınız şirketin size güvenmesi çok 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 önemli. Sizin kendinizi geliştiriyor olmanız, üstlerinize sürekli sorular sormanız, yeni fikirler önermeniz çok önemli. Ama bu fikirlerin bile nitelikli olması sizin sektörü ve işinizi ne kadar iyi bildiğinizi gösteren en önemli konulardan bir tanesi. Araştırma yapıp işinizi geliştirmek için okumanız gerekiyor. Örneğin pazarlama departmanındasınız. Pazarlama duayenlerinin hepsini biliyor olmanız lazım. Sizin sektörünüzü, sektörle, internet sektörüyle ilgili bütün firmaları biliyor olmanız lazım. İş konularını biliyor olmanız lazım. Nasıl para kazanıyor okuyup öğrenebilirsiniz. Bunlarla ilgili benim deneyimlerim, yani en güzel öğretiler biyografiler oldu. Yani Steve Jobs'un, Jeff Bezos'un, Amazon'un kurucusu ya da Jack Ma'nın, AliExpress'in kurucusunun hayatlarını okursanız eğer gerçekten size çok faydalı olacağını göreceksiniz. Onların hayatlarının nasıl sıfırdan bu noktaya geldiğini çok net görebilirsiniz. Hepsindeki en büyük özellik gerçekten sabırlı, çok çalışkan ve kendini çok geliştiren insanlar olmalıdır. Bunu şirkette yaratabilirsiniz. Kendiniz adına ve şirketiniz adına başarılı olabilirsiniz. Unutmayın, siz şirketiniz için ne kadar çok çalışırsanız, şirketiniz ne kadar çok büyürse aslında siz kendinize de çok büyük bir yatırım yapmış oluyorsunuz. Benim çalışanlarıma da söylediğim bir şey var. Her şirketin her zaman çok iyi çalışanlara ihtiyaç var. Biz, yani bizim şirketimiz 150 kişi. Ben bir işveren olarak yani her şeyi yapmaya çalışsam da ne kadar başarılı olabilirim? Zamanım yetmez. Çok iş var. Ben o yüzden çok değerli arkadaşlarımla çalışıyorum ve onlar her konuyu benden çok daha iyi biliyorlar ve onların yardımları ve destekleri sayesinde şirketimizi büyütebiliyorum. Siz de bu arkadaşlardan, bahsettiğim arkadaşlardan biri olmanız için, bu güveni vermeniz için biraz önce saydığım yeteneklere sahip olmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Son grup olan burada olduğunu tahmin ettiğim arkadaşlarım da iş kuracak arkadaşlar. Kafasında her zaman bir iş fikri olan ve ben iş kursam çok başarılı olabilirim diyen arkadaşlar. Bu arkadaşlar için işte biraz önce bahsetmiştim, belki 40'tan daha fazla iş kurdum ve çoğu kapandı. Çok yani 8-10 tanesi açık ve işte bu internet şirketleri de dahil olmak üzere çok başarılı olanlar var. Düğün.com gibi, Okul.com.tr gibi. Burada benim için en değerli bilgi gerçekten yeni gireceğim iş alanlarındaki tecrübem oldu. Ben hiçbir işe
başarılı olan ve açık olan hiçbir iş, yani bu işlerde daha önce tecrübem vardı. Kapanmak zorunda kalan işlerde de tecrübem yoktu. Bu benim için çok büyük bir öğreti oldu. Eğer bir işi biliyorsanız o işi çok iyi yönetebilirsiniz ve başarılı hale getirebilirsiniz. O yüzden size tavsiyem, iş kurmadan önce ilgilendiğiniz alanlarda çalışmanız. En az 3-5 sene bir şirkette ya da eğer dijital bir iş istiyorsanız dijital bir şirkette, eğer örneğin restoran açmak istiyorsanız restoranda görev almanız, oradaki bütün dinamikleri tanımanız gerçekten işin başarıya ulaşması için çok değerli olacaktır. Orada edindiğiniz tecrübeleri kullanıp hataları yapmadan sadece neler çalışıyorsa gördüğünüz ve eleştirdiğiniz, sizin üstlerinizde eleştirdiğiniz hataları yapmadan sadece doğruları yaparak başarıya ulaşma şansınızı arttırabilirsiniz. Eğer iş kuracaksanız 20-25 yaş arasındaki başarı oranınız eğer %10'sa 20-25 ile 30 yaş arasında %30'a, 30 yaş üzerinde %50'ye çıkacaktır. Yani bu rakamları elbette laf gelişi olarak söylüyorum ama ne kadar çok tecrübe edinirseniz, ne kadar çok örnek görürseniz ticari hayat olarak o kadar faydalı olacaktır. Bunun dışında da biraz önce söylediğim gibi yazları okul zamanında ne kadar fırsat olursa yani bulursanız onları değerlendirip küçük büyük işletme demeden staj yapmanız ya da yazları çalışmanızı öneririm. Bu bir yaz işi de olabilir, bir kafede çalışmak da olabilir, bir barda çalışmak da olabilir. Çalışmanın hiçbir zaman ayıbı olmaz. Kendinizi geliştirmek için bunların hepsi büyük bir fırsattır diye düşünüyorum. En son dijital alandaki fırsatlardan bahsetmek istiyorum. Yani kısaca özetleyecek olursak 1990'ların sonunda 97-98 gibi internet hayatımıza girdi. Ve internet demek aslında teknoloji ve teknolojinin gelişmesi demek. Teknoloji çok hızlı geliştiği için sürekli yeni iş alanları ortaya çıktı. Örneğin ilk başlarda internetin evlere girmesi, teknik destekler, bilgisayarların hayatımıza girmesi, işte bilgisayar üretici firmalarda çalışan insanlar ya da bilgisayar tamircileri çok değerliyken şu anda bambaşka insanlar, bambaşka yetenekler arıyor firmalar. Türkiye'de ve dünyadaki en önemli iş fırsatları da aslında buradan çıkıyor. Bunlardan en önemlisi şu anda da gündemde olan elbette yazılım. Eğer yazılım mühendisi iseniz gerçekten çok büyük fırsatlar var. Hem bütün dünyada fırsatlar var hem Türkiye'de çok yüksek fırsatlar var. Çok az yazılımcımız var Türkiye'de ve yazılım sektörün bütün şirketlerin ihtiyacı olan bir sektör ve insanlar bu alanlarda gerçekten çok iş bulabilecekleri bir sektör. Eğer açarsanız kariyer.net'i göreceksiniz hemen hemen her şirket yazılımcı arıyoruz ilanları şu anda bile bulabilirsiniz. Yazılımcı olmak için elbette bilgisayar mühendisliği okumak, yazılım okumak çok değerli. Bütün alt bilgileri biliyorsunuz, bilerek yetişiyorsunuz ve aslında okulu olarak öğrenebiliyorsunuz. Ama kurslar var bu konularla alakalı yazılım öğrenebileceğiniz. Özellikle analitikseniz, matematik tarafınız çok güçlüyse, mantık tarafınız çok güçlüyse yazılımcı olabilirsiniz. Ve bir yerden başlayıp gerçekten kendinizi geliştirerek iyi bir yazılımcı olabilirsiniz. Ve iş bulma sorununuz olmadan yani çok uzun süreler harika işlerde çalışabilirsiniz. Bunun dışında dijital pazarlama uzmanlıklarından bahsedebiliriz. Örneğin SEO, örneğin paralı pazarlama yöntemleri, Google'da ön sıraya çıkmak için reklamların Google'da yönetilmesi ya da Instagram, Facebook gibi alanlarda ya da YouTube gibi alanlarda yönetilmesi bir meslek oldu. Çünkü düşünün Trendyol'u, Yemek Sepeti'ni, sahibinden.com'u ya da düğün.com'u herhangi bir kelimede bir şey arandığında bu web siteleri en öne çıkıyor. Ama bir sürü de rakip var. Sizin en öne çıkmanız için de yüzlerce detay var.
Bu detayları çok iyi bilmeniz gerekiyor. Dolayısıyla hem SEO tarafında, yani Google optimizasyonu, hem Google ve Facebook, Instagram tarafında paralı reklamların yönetimi konusunda çok büyük fırsatlar var. Çünkü gördüğünüz ve bildiğiniz hemen hemen her şirket hem Google optimizasyonu yapıyor, arama motoru optimizasyonu yapıyor, hem de paralı reklam veriyorlar. Google arama motoru optimizasyonu ne demek? Eğer herhangi bir kelimede, örneğin düğün mekanı, düğün.com'dan örnek vereyim, düğün mekanı kelimesinde arama yaparsanız Google'da ilk düğün.com çıkar. Bunu yapmak için Google'un açıkladığı 350 tane kurala uymanız gerekiyor. Ve sadece bu 350 kuralı, Google açıklamıyor bu arada, insanlar bunu keşfediyorlar. Bunu yapsanız dahi Google'un algoritmasını %100 bilmediğiniz için çıkamayabilirsiniz en üstte. Düşünsenize, bunu herkes öğrense her firmanın en üstte çıkması lazım. Böyle bir şey söz konusu değil. Örneğin siz ayakkabı satıyorsunuz ve ayakkabı modelleri kelimesinde en öndesiniz. Elbette zengin olursunuz. Dolayısıyla böyle bir durumun olması mümkün değil. Bununla ilgili algoritmalar var ve şirketler Google optimizasyonu yapmak için, arama motorunda üst sıralarda çıkmak için bu konuyu çok iyi bilen çalışanlara ihtiyaçları oluyor. Bu pozisyon gerçekten Türkiye'de çok az insanda böyle yetenekli, çok az yetenekli insan var Google arama motoru optimizasyonunda. Bu arkadaşlardan bir tanesi siz olursanız iş bulma şansınız çok artar. Aynı şekilde Google'ın ya da Instagram, Facebook'un paralı reklam yönetimi de şu anda çok aranan mesleklerin başına geliyor. Eğer edebiyat tarafınız çok iyiyse online editör olabilirsiniz, internet editörü olabilirsiniz. Bunlarla ilgili yazılar yazabilirsiniz. Online editörlüğün normal editörlükten, yani gazetede, dergide yazmaktan farkı, aranabilir, bulunabilir yazılar yazmanız gerekiyor. Kendi konunuzda herhangi bir yazı yazdığınızda Google'da birisi aradığında buna erişebilmesi lazım. Bununla ilgili olarak kelimeleri doğru seçmeniz, insanların neleri okuduğunu çok iyi bilmeniz, nasıl etkileyici yazılar yazıp da insanların işte 3-5 dakika sizin sayfanızda kalıp da bu yazıları okuması internet alanında gerçekten ilginç ve öğrenilmesi gereken bir alan. Edebiyatınız ve yazınız, kaleminiz güçlüyse bu alana yönelebilirsiniz. Editörlük diyoruz. Bunun dışında internet bildiğiniz gibi tamamen istatistik alanı. Yani hangi linke kaç defa tıklanmış, hangi sayfaya kaç defa girilmiş, bu girilen sayfada kaç defa alışveriş yapılmış ya da istenilen başka bir sayfaya geçilmiş, inanılmaz değerli. Bunu doğru yönetirseniz, örneğin 100 kişi sayfanıza girdi ve sizin bir ürününüz var, diyelim ki gene ayakkabı, 5 kişi satın aldı. Ya da fotoğrafları doğru konumlandırırsanız, daha çok bilgi verirseniz, fotoğrafları güzel çekerseniz belki 15 kişi alacak. Yani 3 kat satışlarınız artacak. Bu analitiği ya da sitenize giren insanlar hangi ürünleri almaya daha çok yakın? Bunları analiz edebilirsiniz. Analiz edebileceğiniz bir meslek var. Veri madenciliği, veri bilimciliği. Analitik düşünme ve bunu en son iş zekasıyla birleştirebilirsiniz. Yani öğrendiğiniz istatistiksel sonuçları, insanların neye ihtiyacı olduğunu, insanların davranışlarını, sitenize gelen insanların neyle ilgili olduğunu, nelerle ilgilendiğini ve bunlara nasıl bilgiler verirseniz o insanların işine daha çok yaradığını sürekli takip edebilirsiniz ve işinizi geliştirebilirsiniz. Burada da gerçekten çok iyi bir istatistik, analiz etme, yorumlama ve gerçekten matematik bilgisi gerekir. Kendinizi bu alanlarda geliştirebilirsiniz. Ama bu alanlarda, bahsettiğim bütün alanlarla ilgili olarak da çok fazla kaynak var internette. Yazdığınız herhangi bir konuda kurslar, online kurslar, kitaplar, aklınıza gelebilecek herkesin webinarı ya da podcast'i, internetten dinleyip öğreneceğiniz bir sürü ders var. Bunlarla ilgili kendinizi anlatıp öğrenebilirsiniz. Yakın zamanda sanırım 8-10 senelik geçmişi olan başka bir işte proje yöneticiliği ve test mühendisliği bizim gibi internet şirketleri sürekli projeler üretir. Biz en doğruyu bulmak için, işimizi ne kadar nasıl büyütebiliriz diye test etmek için sürekli yeni programlar, yeni fikirler ortaya çıkarırız ve bunları en kısa sürede gerçekleştirmek isteriz.
Ama herkes, yani programcılarımız, pazarlamacılarımız, pazarlama uzmanlarımız, satış ekiplerimiz bunun yönetiminin içinde bulunur. Yani örneğin bir pazarlama departmanımızdan bir proje çıktı. Bunun IT'ye gitmesi ve IT'nin pazarlama departmanının istediklerini yapıp yapmaması gerçekten bir süreç ve bu sürecin yönetilmesi gerekiyor. Doğru istekler olmuş mu? Bu istekler IT tarafına, yani yazılımcılara doğru iletilmiş mi? Bunlardan emin olmamız gerekiyor. Ve bu mesleği bu süreci yöneten arkadaşlarımıza proje yöneticileri diyoruz. Eğer detaycı bir insansanız, takipçiliğiniz çok güçlüyse, gerçekten insanlarla iletişiminiz çok iyiyse, teknolojiyi çok seviyorsanız ve takip ediyorsanız, yazılım bilmenize gerek yok, pazarlama da bilmenize gerek yok ama her şeyden çok okuyup da fikir sahibiyseniz bu tarafa yönelebilirsiniz, proje yönetimi. Proje yönetimi de elbette metotları olan ve belli metotlarla yönetilen projeler bir meslek. Yani elbette çok daha detaylı bilgiye sahip olmanız gerekiyor ama bir yerden başlayabilirsiniz. Bunları da öğrenebilirsiniz. Şirketlere çok ihtiyacı olan pozisyonlardan bir tanesi de proje yönetimi. Bunun dışında test mühendisliği de buna çok benzer. Eğer iyi bir yazılımcıysanız ya da yazılım konularında hakimseniz, daha sonra diğer bütün ekibin yazdığı kodları test edebilirsiniz. Burada yazılımcı olmanıza gerek yok artık ama testle alakalı birçok programı, birçok yöntemi biliyor olmanız gerekiyor. Bu da bizim gibi şirketlerin, dijital şirketlerin çok ihtiyacı olan alanlardan bir tanesi. Örneğin aplikasyonlar doğru çalışıyor mu? Web sitesinde hata var mı? Web sitesi 10 kişi girdiğinde web sitesi kaldırabiliyor. Web sitesi 1000 kişi girdiğinde ya da 10.000 kişi girdiğinde web siteniz bu trafiği kaldırabiliyor mu? Ya da bir link çalışmıyor olabilir. Bu kullanıcı açısından, kullanıcıların görmesi açısından çok kötü olabilir. Buralar hep test mühendisliği tarafı. Son birkaç meslek daha var. Örneğin sosyal medya ve komünite yönetimi. Bu en çok bilinen mesleklerden bir tane, sosyal medya yönetimi. Ama buna ben de community yönetimi, yani topluluk yönetimini eklemek istiyorum. Siz gerçekten kullanıcılarınızı sosyal medyada nasıl yönlendiriyorsunuz? Bu insanları nasıl birleştiriyorsunuz? Ve onlarla beraber neler yapıp bu toplumu, yani bu topluluğu daha etkili şekilde yönlendirebiliyorsunuz? Sosyal medya ve community yöneticiliği, yani topluluk yönetimi bu alan. Şirketlerin hemen hemen hepsinin elbette sosyal medya yönetimi var. Ve bu yönetimi yaparken markanın isteklerine çok uygun ve kitlenin isteklerine, yani kullanıcıların isteklerine çok uygun içerikler üretmeniz gerekiyor. Bu içeriklerin ne olduğunu biliyor olmanız markanızı ve bu topluluğu çok iyi bilmenizle çok alakalı. Sosyal medya yönetimine gerçekten şirketlerin çok ihtiyacı var. İyi bir sosyal medya ve topluluk yönetimi elbette bizim hepimizin ihtiyacı olan alanlar. Bunun dışında hiç ölmeyen mesleklerden bir tanesi de elbette satış. Teknoloji, bizim bir teknoloji şirketlerinde ürün, bir de ürünün satışı var. Satış gerçekten insanların, çok az insanın çok güçlü olduğu bir alan. Eğer kendinize güveniniz tamsa, insanları ikna etme becerileriniz çok güçlüyse, insanları dinleme ve var olan ürününüze inancınız tamsa, bu işi çok iyi yapabilirsiniz. Düğün.com olarak bizim en iyi alanlarımızdan bir tanesi bizim satış departmanımız. Gerçekten verilen eğitimlerin ve bu çalışan arkadaşların seçilmesi bizim için çok 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 önemli süreçler. Düğün.com olarak en iyi yaptığımız alanlardan bir tanesi IT, pazarlama ve satış departmanımız. Satış departmanımızın motivasyonunun güçlü insanlardan, pozitif insanlardan oluşması ve gerçekten bize çok, yani düğün.com'a ve düğün.com ürününe çok inanması bizim için en öncelikli alanlar diyebilirim. E-ticaretle çalışıyorsanız ürün kategori yönetimi, ürün müdürlüğü yapmak gerçekten şu zamanda çok değerli alanlar. Bunun için de kategorileri çok iyi bilen, işte hangi ürüne satılabileceğini,
Tedarikçilerle ilişkileri çok iyi yöneten arkadaşlar. Burada da yönetim becerisi, iletişim becerisi çok iyi arkadaşların olabileceğini düşünüyorum. Benim 2-3 dakika sonra soruları alabiliriz. Anlatacaklarım bu kadar ama toparlayacak olursam dijital alanda inanılmaz fırsatlar var. Bütün şirketlerde bu süreçte bile arayışlar devam ediyor. Geliriniz çok daha yüksek olabilir. Ama dijital alanlarda da gerçekten kendi bilginizi çalıştıracağınız için kendinizi çok geliştirmeniz, özgüveninizin çok yüksek olması, bulunduğunuz şirkette değer yaratmak için çok araştırmak, çok okumak bizim için çok değerli diye söyleyebilirim. Dolayısıyla kendinizi geliştirin, çok okuyun, çok araştırın ve araştırma ve okumaya devam edin. Son söyleyeceklerim olabilir. Sorulara geliyoruz. Aslı Hanım sormuş, Aslı Kaya. Düğün.com'da asla işe almayız dediğiniz bir profil var mı? Elbette var. Bunu şöyle birleştirebilirim sanırım. Yani ben bir iş görüşmesinde şuna dikkat ediyorum. Öncelikli olarak benden önce 2 iş görüşmesi oluyor. Ve bu iş görüşmelerini ben 3. görüşmeyi yapıyorum. Arkadaşlar teknik bilgileri alıyorlar. Benim için ise en önemli şey karşımdaki insanın iyi bir insan olması, kendini geliştirmesi ve başarıya aç olması, kolay vazgeçmemesi. Ben dolayısıyla iş görüşmesine başlarken ilk önce karşımdaki bir hayat hikayesini anlattırıp yaşadıkları zorluklar, bunları nasıl çözdüğü gibi konularda onlara sorular sorarım. Biraz onu tanımaya çalışırım kişisel olarak. Benim için en önemli şey çalıştığım arkadaşın iyi bir insan, iyi düşünceli, temiz kalpli olması. İlk önce bunu anlamaya çalışırım. Bunu anladığımda eğer negatifsem eğer kesinlikle çalışmak istemem. Dolayısıyla öncelikle iyi, saf, gerçekten doğru insanlar olmalıyız hayatta. Bu benim için her şeyden değerli. Onun dışında eğer bunu görmüyorsam, iş konusunda çok iyi bile olsa maalesef çalışmak istemem. İkinci bir soru, düğün.com'u ilk kurduğunuzda nasıl birbirinizi arttırdınız? Ağızdan ağza yayılma şeklinde olmamıştır değil mi? Biz şöyle yaptık düğün.com'da, biz bir pazar yeriyiz. Yani hem çiftler var hem firmalar var. Çiftler geldiğinde yeteri kadar firma bulamazlarsa düğün.com'u kullanmıyorlar. Ya da firmalar var, yani 50 bin firma ekliyorsunuz ama kullanıcı yok. Bu defa firmalar sizden umudu kesiyor. Dolayısıyla biz ilk 2 sene sadece hiç para kazanmadan, hiç kimseye satış yapmadan bilinirliğimizi arttırmak için aslında datamızı arttırdık. Yani çok fazla firma ekledik ve öbür tarafta Google arama motorlarında optimizasyonlar yaptık ve düğünle alakalı herhangi bir şey arayan kullanıcıları düğün.com'a getirdik. Ve bu kullanıcılar firmalarla iletişime geçtiler. Biz ikinci senenin sonunda yeteri kadar sayıda kullanıcının yeteri kadar sayıda firmayla iletişime geçtiğini görünce bu defa satış aktivitelerine başladık. Ama bu ilk 2 senede Google arama motorlarında düğünle alakalı bir şey arayan, herhangi bir konuda servis almak isteyen ya da bir şey merak eden kullanıcıları hedefleyerek büyüdük. Bir şekilde Google üzerinden büyüdük diyebilirim. Başka bir soru, bir girişim için sermaye gerekiyor. Burada hep engellere takılıyorum. Sermaye engelini aşmakta ne önerirsiniz? Ya burası gerçekten çok zor bir soru. Yapacağınız işle çok ilintili. Bazı işler sermayeye takılıyor. Bazı işlerde sadece bilginiz olması yeterli. Örneğin bir yazılımcısınız. Sermayeye ihtiyacınız yok. Ve dışarıdaki şirketlerden iş alıp bu yazılımları yaparak hemen şirketinizi kurabilirsiniz. Ama bir restoran açacaksanız elbette yatırıma ihtiyacınız var. Bu sermaye aşımı da bu bir hayalinizse, örneğin restoran açmak istiyorsunuz, elbette başka işlerde çalışıp para kazanmanız gerekiyor ki para biriktirip bu restoran açabilirsiniz. Ya da bir yatırımcı bulmanız gerekiyor. Eğer işinizde çok iyi olduğunuzu düşünüyorsanız,
Ve bu işte çok başarılı olabileceğinize inanıyorsanız başkalarını ikna edebilirsiniz. Bu etrafınızdaki sizi tanıyan insanlar da olabilir. Elbette bunlarla ilgili kurumlar var. Bunları da ikna edebilirsiniz ama o kurumlar da arkadaşlarınızla, çevrenizle sizin bu konudaki tecrübeleriniz ve bilgilerinizi sorgulayacaklardır. Bu bence cevabı çok olmayan sorulardan bir tanesi. Size ve yapacağınız işle bağlı olarak değişiyor. Farklı bir sektöre geçmek ve sıfırdan başlamak için geç kalmış hissediyorum. Nasıl bir yol izlemeliyim? Fatih Kavuk sormuş. Ya Fatih Bey, yaşınızı bilmiyorum. Şu ana kadarki geçmişinizi de bilmiyorum ama bence geç kalmış herhangi bir zaman yok. Yani 60 yaşında, 70 yaşında bile olsanız yeni şeyler öğrenebilirsiniz. Elbette dijital alan tecrübe gerektiriyor. Bununla ilgili kendinizi geliştirmek için birçok yol deneyebilirsiniz. Ama bazen geçiş sırasında hayat standartınızı düşürmeniz gerekebilir. Örneğin 10 liraya çalışıyorken yeni işinizde 5 liraya başlayabilirsiniz. Ama 2 yıl sonra 20 lira kazanma potansiyeliniz olabilir. Ya da var olan işinizde mutsuzsanız belki alt pozisyondan başlayıp biraz daha mutsuz olabilirsiniz ama ileride çok daha mutlu olabilirsiniz. Bu iş değiştirmelerinde yaşanan bir süreç. Eğer başka bir işe giriyorsanız hayat standartınızı biraz düşürmeniz beklenebiliyor. Başka bir soru, iş hayatında geleceğin yabancı dili olarak İngilizce mi görüyorsunuz? Şimdi şöyle, bazı meslekler, bazı alanlar hiç İngilizce kullanmayabiliyor. Örneğin bizim arama, yani call center'ımız var ve burada İngilizceye gerek yok. Ama ben şöyle görüyorum, eğer İngilizce bilirseniz bu sizin için bir vizyon ve bilgiye ulaşma yöntemi diyebiliriz. Ben İngilizce bilen çalışanları her zaman daha çok takdir ediyorum. Benim için İngilizce bilmek her zaman daha pozitif. Çünkü kendi konunuzda araştırma yapmak için koskoca bir internet ve internetin muhtemelen %90'ı İngilizcedir. Bunlara ulaşım imkanı veriyor ve sizi geliştirme şansı sunuyor. Dolayısıyla ben İngilizce bilmiyorsanız öğrenmek için elinizden geleni yapmanız gerektiğini düşünüyorum. Bunun da en güzel yolu yurt dışına çıkıp işte kamplara ya da stajlara ya da orada yaşamanın bir yolunu bulmaya çalışmanız olabilir. Cem Anadolu soruyormuş, iş görüşmesindeki en farklı sorunuz nedir? Farklı demeyelim ama en son okuduğu kitabı soruyorum. En son okuduğu kitap okuyor mu? Hangi alanlara ilgisi var? Çok basit bir soracağım ama benim için çok şey ifade ediyor. O soruya verdiği cevap, okuduğu kitapların niteliği, karşımdaki insanı tanımam için benim için çok büyük bir fırsat oluyor. Ben onu soruyorum. Bir de bir önceki şirketteki başarılarını soruyorum. Hedefli olan ve başarılı insanlarla çalışmak yani benim gibi işverenin en büyük isteği. Ben bir endüstri mühendisiyim. Firmanızda hangi departmanlarda çalışabilirim? Beni işe alabilmeniz için teknik olarak hangi özelliklere sahip olmam gerekiyor diye sormuş Kübra Şahin. Sizin analitik yönünüzü incelerdim Kübra Hanım. Gerçekten soru çözme, sorun çözme, yetenekleriniz, kendini geliştirmeniz, gene biraz önce çok bahsettiğim gibi benim için çok değerli olurdu. Bu yönleriniz eğer çok iyi ise yazılım tarafında sizi geliştirebilirdik ya da proje yönetimi yaptırabiliriz ya da test yönetimi yaptırabiliriz ama bu alanlarda iş bitiriciliğinizin daha önceki çalıştığınız şirketlerde yaptığınız projelerin ya da aldığınız rollerin çok önemi olurdu. Kendinizi geliştirmeniz yani çok tekrarlıyorum kendimi ama dijital alanda ve sürekli değişen bir alanda olduğunuz için beyninizin açık olması benim için önemli şey. Pandemi sonrası işletmeler için ne tür değişiklikler olacak? Evden çalışma tarzında artış olacak mı diye sormuş Akın Alper Yazıcı. Akın, bence pandemi öncesinde bizim şirkette 100 kişiye sorsanız 90'ı evden çalışmanın harika bir şey olduğunu söylerdi. Pandemi sonrası aynı 100 kişiye sorsanız 90'ı evden çalışmanın çok kötü bir şey olduğunu düşünür bence. Çünkü biz çok sıkıldık evde. Herkes ofise gelmek istiyor.
Ben ara sıra ofise gelip Zoom yaptığımda insanların biz de keşke ofiste olsaydık bakışlarını görüyorum. Dolayısıyla elbette bazı şirketler biraz daha çok evden çalışmayı düşünmeye başlayacaklardır. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Ama hiçbir şey ofiste çalışıp arkadaşlarımızla zaman geçirmenin ve beraber bir şey yapmanın, omuz omuza bir şey yapmanın keyfini bize vermeyecektir diye düşünüyorum. Benim düşüncem, ben ofise gelip ofisten çalışmak istiyorum. Korona salgını genç girişimcileri nasıl etkileyecek sizce? Diye bir arkadaşımız sormuş. Ya burası Türkiye'nin ekonomisiyle çok alakalı. Her kriz bir fırsatla doğurur. Bunu çok iyi görmemiz gerek. Ne tür fırsatlar var? Bakıyorsunuz etrafınıza. Bu süreçte sağlık kurumları çok değer kazandı. İletişim çok değer kazandı. Evden yapılabilen, yani yazılımcı olmak hala değerli. Yani kendinizi seçeceğiniz alanda en önemli şey insanların sizin yaptığınız işe ne kadar çok ihtiyacı olduğu. Değişen bir dünya olacak. İşler biraz zorlaştı. Tabii ki Türkiye'deki ekonomik süreç de zor olacak. Dolayısıyla bu fırsatları görmeniz, bu süreci doğru okumanız çok önemli. Her zaman iş fırsatları var, her zaman. Sadece bu iş fırsatlarını doğru olarak okumanız gerekiyor diye düşünüyorum. Emek ve konuşmanız başında kafelerde çalışın dediniz ama Z kuşağı için bu hiç olacak şey değil. Yeni nesille iş yapmak hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya ben şöyle düşünüyorum. Z kuşağı için ya da Y kuşağı için, ya ben bu kuşak kavramını çok sevmiyorum. Ben şöyle düşünüyorum. Biz işte annemlerin ailesi, onların ailesi bir kültürle yetişiyoruz. Ve bu kültürü devam ettiren aileler için ailedeki sevgi, saygı, çocuğun bu sevgi saygıya ulaşımı, etkilenmesi, tabii okul ve çevresinden bazı özellikleri almasıyla ortaya bir kuşak oluşuyor. Bu kuşağın hepsi böyledir diyemiyorum. Ya da hepsi tembeldir, hepsi çok çalışkandır diyemiyorum. Her kuşakta, benim kendi kuşağımda da, annemlerin, babamların kuşağımda, ondan öncesinde de çok çalışkan insanlar vardı. Bazı işleri yapmak istemeyen insanlar vardı. Ya da bunun tam tersi insanlar vardı. Dolayısıyla bence kuşak demeyelim. Bu birazcık etiketlemek olur. Benim kafelerimde, restoran, barımda Z kuşağından çalışan çok arkadaşım var ve çok iyi çalışan arkadaşlarım da var. Ben buna çok katılmıyorum. Şeyden sonra yeni iş kurarken yapılması gereken fizibilite ile ilgili olarak birkaç öneride bulunabilir misiniz? Daha önce bence o işte çalışmak en önemli şey. Var olan şirketleri çok iyi analiz etmek. Belki o şirketleri kullanmak. Ve onların en iyi olduğu alanları çok iyi görmek gerekiyor. Burada çok güzel bir detay var. Her iş yapan firma çok başarılı. Örneğin siz bir iş yapmak istiyorsunuz. Bu işi yapan bir şirket var, ben bu işi kurmamalıyım diye düşünüyorsunuz. Bence çok yanlış. Siz o işi onlardan çok daha iyi yapabilirsiniz. Ya da o şirket çok kötü bir şirket olabilir ve sizin yaptığınız iş zaten çok iyidir. Dolayısıyla var olan şirketleri çok iyi analiz etmeniz, onların müşterisi olmanız ya da o sektörde çalışmanız bence yapılması gereken fizibiliteyi oluştururken ki en önemli noktalar. Atilla Bayraktar, sizce sistem kontrolü, proses kontrolü, 6 sigma, kaizen gibi teknikleri uyguluyor musunuz? Yoksa bunlar sözde teoride mi kalıyor? Ya bunları bazen uyguluyoruz tabii. Ama hadi biz proses kontrolü mekanizması geliştirelim diye değil, geliştirdiğimiz süreçlerde bunlardan bazı noktaları alıyoruz. Bunların hepsini bilmeniz gerekiyor. Örneğin altı sigmayı, kaizeni çok iyi bilmeniz gerekiyor. Kullanacağınız alanlar var, kullanmayacağınız alanlar var. Bazı noktaların kullanacağınız alanlar var. Onlar size çok güzel yorumlar katar arkadaşlar. Dolayısıyla teknikleri bilmek, yapacağınız işlerin doğru yönetimini sağlar. Ne kadar çok şey bilirseniz bunları bir yerde, bir noktada kullanabilirsiniz. Bu işiniz için de, şirketiniz için de çok iyi olabilir.
Girişimcilik için okumak ve kendiniz gelişmede önerilerde bulunuyorsunuz. Bunu daha somut hale getirebilir misiniz? Elbette. Girişimcilik için bence girişimcileri takip etmeniz gerekiyor. Onların izlediği yolları çok iyi öğrenmeniz gerekiyor. Benim girişimcilik hayatımdaki en önemli kitaplar, biraz önce bahsettiğim biyografiler oldu. Daha önce benim alanımda iş yapmış insanlar, işte Steve Jobs ya da işte biraz önce bahsettiğim Jeff Bezos, Jack Ma, ondan sonra Elon Musk, Türkiye'de okuduğum biyografiler, insanların hayatları, YouTube'a gittiğiniz zaman o kadar çok kaynak ve o kadar çok söyleşi var ki bu söyleşileri dinleyip her birinde çok ufak yerler bile yakalasanız size çok faydalı olabilir. Ben kendimden örnek vereyim. Steve Jobs'ın bir kitabını okumuştum. Çok etkilendim. Yani Steve Jobs'ın hayatını biliyorum. İşte Apple'ın kurucusu biliyorsunuz. Ama tasarımlarında hangi teknikleri uyguladı, bu tasarım anlayışına ulaşabilmesi için Hindistan'da geçirdiği zaman, orada sadeliği keşfetmesi, yıllarca aç kalması, Steve Jobs'ın haftalarca banyo yapmadığını mesela orada öğrendim. Değişik bir kişilik. Ama bu kadar büyük bir şirket kurarken standart bir kişiliğiniz olmasını bekleyemeyiz. Gerçekten olağan dışı bir insan. Çok iyi bir insan değil mesela kendisi, ama çok başarılı bir insan. İşte burada ben nasıl olmak istiyorum, onun hangi özelliklerini, tabii kötü insan özelliğini almak istemem, ama tasarımda neye özen gösteriyor, neye önem veriyor, bunları öğrenmeyi çok isterdim. Ve o kitap bana onları vermişti. Bence biyografiler bir girişimci için olmazsa olmazlar, onlardan çok okuyabilirsiniz. Bizim şirketimizin staj programları oluyor. niger.babaoğlu@duyun.com. Bizim bu programı düzenleyen arkadaşımız niger.babaoğlu@duyun.com. Benim e-mail adresim de emek@duyun.com arkadaşlar. Bana ulaşmak isteyenler, sorularınız olursa cevaplamaya çalışayım. Çok teşekkür ederim. Bu tabii tek yönlü bir program. Sizleri göremiyorum ama umarım faydalı olmuştur. Umarım yeni gireceğiniz işte ya da var olan işinizde ya da kuracağınız işte verdiğim ufak tiyolar işinize yarar. Çok teşekkür ederim hepinize. Çalışma hayatınızda ya da iş hayatınızda başarılar diliyorum. Sevgiler. Görüşmek üzere.